Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Cevap aradı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz kazan kepçe ve siz İstanbul, hepiniz hoş geldiniz. Ya ben bunu nasıl görüyorum, kazan kepçe Kazakistan'da. Kazan, orada bir şey var. Kazakistan değil o. Kazan çike, orası ne hissediyorum? Kazan kepçe çok iyi mi? Görmediğinizdir. Kim kazan, kim kepçe? Dünya kazan, biz kepçe geziyoruz. Öyle mi? Evet. İpek sen? Evet, biz de geziyoruz dünya beraber. Vallahi bu yarışmada İstanbul'da kazan olabilir. İstanbul kazan. Siz kepçe. Çok güzel. Kızlar arkadaş mısınız? Evet. Arkadaşız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kazan kepçe. Kazan kepçe. Ay ne güzel ha. Güzel bir semt adı olur. Kazan kepçe. Nerede buluşalım? Kazan kepçede. İstanbul. Siz İstanbul'un neresinden Rıdvan Bey? Ümraniye. Ne düşündün? Hepiniz Ümraniye yeni mi? Yeni değiştik. Yok. Değil. Özge sen? Ataşehir. Ataşehir. Çağla? Ümraniye. Sina? Ataşehir. Özge? Ben Dörtlement. Kağıthane. Ha değil. Diyecektim sana kadar derim ki şimdi o da derse ki Ümraniye Ataşehir. Yok yok. Biriniz din kardeş. İşte yarımız Ataşehir, yarımız Ümraniye. Zaten şey komşu değil mi? Evet evet. Çok yakın. Rıdvan sen çok mu heyecanlısın? Yo. Ay. Şey gibi oluyor ha, simultane tercümede de böyle bir tık geç gelir ya. Hep ya, kafam öyle çalışıyor. Ya bana dekoder lazım Rıdvan'a. Rıdvan bana bakıyor böyle sanki dudak okuyor sonra şey. Rıdvan? Kafam öyle çalışıyor. Yani. Geriden. Yani. Bir şey demedim ayol. Rıdvan dedim hala böyle. Rıdvan? Efendim. Adını babam mı koymuş? Evet, Fenerbahçeli. Bizim Rıdvan, Rıdvan abiden dolayı değil mi? Yani biz abi diyebilmiyoruz tabii de. Pardon, sen ne diyebiliyorsun? Amca. Bak bak bak, işine gelince ben nasıl hop cevabı verdi bana. Öbür türlü Rıdvan diyorum. Nereli, nerede? Ümraniye. Abi demiyorsun. Hepimizin abisi Rıdvan. Doğru. Lakabı neydi Rıdvan? Şeytan. Şeytan Rıdvan. Ay Rıdvan abi. Mua, öpüyorum seni yahu. Evet Alperen'cim. Evet, bravo. Siz Rıdvan'ı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Evet. Hatırlıyoruz. Ama ben fanatik Galatasaraylıyım. Babam tarafından şey yerim. Şimdi Rıdvan abi de şey. Takımlar üstü bir şey. Evet, bazılarında evet, mesela Aykut Hoca gibi. Bazılarında takımlar üstü bir şey. Yani Zlatan gibi, anlıyor musun? Zlatan'ı biliyor musunuz? İbrahimovic. İrem bana bunlarla de. İbrahimovic. Drogba gibi yani. Mesela. Ona çok. Ona tamamız. Ona güzel. Ona okeyiz. Evet. Hepimiz bu kadar söyle. Mesela baksana hepsi nasıl. Mesela bana bunlarla geldi. Neydi onun adı? Didier Drogba. Şeydi mi, o fil dişi sahilleri oradan mıydı o? Evet. Ne tatlı. Efendim günlük eğlence dozunuza hazırsanız aileler yarışıyor başlasın. Aileler
bebek adımlarıyla yerime geçiyorum. Ay buradan Drogba'ya da selam olsun. Şimdi aileler yarışıyor da bir hayal takımım var. Onları burada yarıştırmayı çok isterim. Hayal takımım, birazdan söyleyeceğim. Sürpriz bir cevabımız var, tam 1.000 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz, 10.000 lira. Özge ve Elif, buyursunlar. Hadi bakalım. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Ya ben sizi yerim senkron halinde. 100 dedim, hop yaptılar. Senkron, tabii tabii. Böyle yüzü su balesi yapanlar gibi olduk. Ay çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Araçlarda açıp... Ay. Bravo. İşte bu. Heyecanlandım. Bir şey söyleyeceğim. Özge sen eli düşürdün mü? Mesafe biraz uzun sanmıştım. Yokmuş o kadar. Siz de şaştınız değil mi? Bunu bayağı hiç öyle görmedik yani. Hani tak kıran var, vuran var falan. Özge'nin şöyle bir şey oldu. Özge eli bıraktı. Evet Özge. Araçlarda açık diye o kadar duyduk. O kadar duydun mu? O kadarını söyledim zaten. O kadar söyleyebiliriz, evet. 5, 4. Sensör diyeyim. Sensör. Yani kelimeyi bir tık açayım mı gerekiyorsa? Ay ne olur aç sensörü. O şeyin adını unuttum ama ya, sensörde kaldım. Bu şey mangalda şey yaptığımız şey. Sensör kalsın. Yelleç. Selektör diyecektim yani. Buraya yelleç mi deniyordu ya? Yani o anlamda aynı kelime için kullandım. Eğer olduysa. Hmm. Sensör, sensör, sensör. Var mı? Evet. Elifciğim. Ben rahatlayabiliyorum sanırım. Sen rahatla. Araçlarda açıp kapattığımız bir şey söyle. Cam. Cam mıdır? Cam en popüleri, görüşürüz. İlk etapı kazan kepçelerle başlıyoruz. Elifciğim sen araba kullanıyor musun? Hayır. Şey mi seninki? Bütün sarı arabalar bizim. Gibi. Peki bir şey, hayır şunu soracaktım. O zaman İpek sen kullanıyor musun? Kullanıyorum ama ben de araba kullanmayı çok seven bir insan değilim. Ama sektörün çok içindeyim yani benim hayatım, işimden dolayı otomotiv sektöründe. Otomotiv sektöründe. Aynen, o yüzden yani seviyorum diyeceğim. Gerçekten. Gerçekten evet, pazarlamada çalışıyorum otomotiv sektöründe. O yüzden arabaları seviyorum ben, çok seviyorum. Evet, araba evet. Sen sev. Evet, kullanmayı sevmiyorsun, o ayrı. Evet, kullanmayı çok sevmem. Bir şey söyleyeceğim, ama satış sektöründe seviyorum. Derken mesela şeyi anlatıyor musun? Şu aracın şöyle konforu var, şöyle böylesi. Evet, evet. Yani ürün uzmanı olarak çalışıyorum şu an. Buradan sesleniyorum. İpek, kendi araçları kullan. Test ediyor musun araçları? Ya normalde test ettiğim zamanlarda oluyor ama ben çok test ettim. Şimdiye kadar test etmedim. İşim gereği test etmedim. Çok iyi ya, tam yerine gelmişim. İrem sen? Ben de otomotiv sektöründeyim. Evet ama ne? Pazarlamadayım ben de ama farklı sen... marka. Tamam ama sen de mi araba kullanmayı seviyorsun? Ben çok seviyorum. Ehliyeti aldığım saniyeden beri araba kullanıyorum. Ne çok bileyim? İyi kullanıyor. Öyle mi? Maşallah, aşırı. Maşallah. Maşallah. İyi kullan. Herkes iyi kullanır. Aslında sakin kullanmak önemli. Ben sakin kullanmıyorum. Trafikte dikkat edin. Evet İrem, kullanıyorsun. Kullanıyor. Kullanıyorum. Çok evet İrem, kullanıyorsun. Yavaş kullanıyorsun. Evet İrem, sakin kullanıyorsun. Evet, dikkatli, sakin. Ya sen şeyi merak ediyorum. Camı şöyle açanlardan mısın, şöyle açanlardan mısın? Bana çok yetişmedim ama mecburen şu an böyle. Otomotiv sektörü. Sen Beril? Ben araba çok kullanıyorum yani, çok da seviyorum. Çok yeni başladım bu arada araba kullanmaya. İrem öğretti diyebilirim. Öğretmenim de getirdi mesela. Bu arada evet, getir götürü ben yapıyorum. Elif'in. Anladın olayı. Elif burada itiraf etti. Tabii tabii. Zaten boşuna. O çok hiç yalanlamıyorum. Hiç. Ne yapmışsın? Yalanlamıyorum. 10 numara. Kazan kepçe ilk etapta sizinleyiz. Soru şu. Araçlarda açıp kapattığımız bir şey söyleyin de cam çıktı. Elif en popüleriydi. İpek sendeyiz. Radyo diyeyim. Açıp kapatıyorum. Zırt pırt açıp kapatıyorum dedi. İpek sıkılıyor. Çık 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 çık. Ama doğru olur. Her bir bak. Olur bence ama inşallah olmaz. Radyo var mıdır?
Radyo teyip. Çıktı. İrem. Evet. Ben bagaj diyeceğim. Açıp kapattığınız bagaj. Evet. Çok güzel. Çok ben mesela açıp kapatmıyorum yani. Kamyonet. Kim çekti? Arkadan açtı da kapattı. Açık kapat. Benim arkası bütün işi görüyor. Bagaj var mıdır? Oraya gelene kadar. Beklemiştim. İlk çarpınızı aldınız. Siz hakikaten çok harika rakiplersiniz. Ne de güzel alkışladılar. Beril. Ben kapı diyeceğim. Güzel. Ya ben de diyorum ilk başta niye kimse... Neden o çıkmadı en başta? Bence en başta çıkmalıydı. Ben hakikaten onun popüler çıkacak. Cam çıkınca ben de şaşırdım. Ya açıp kapattığınız kapıdır. Kapı. Mıdır? Ay bir çıkmazsa şimdi fikri. Enteresan. En popüler dörtte çıktı. Eda, sen otomotiv sektörü mü? Değil zaten. Ben onu sordum. Hiçbirine cevap vermediniz. O ikisi. Sen araba kullanmayı seviyor musun? Yani. Yeni yeni. Ha yeni. Ehliyet mi yeni aldınız? Yok, ehliyetim var. Yaklaşık bir neredeyse 10 yıldır falan. Ha. 8-10 yıl arası var. Ama çok kullanma ihtiyacı duymadım bugüne kadar. Ya bu ara kullanma ihtiyacı duyuyorum. Bu ara kullanma ihtiyacı duyuyorum. Dolayısıyla bu ara çıkıyorum yani. Hayır pardon, ben galiba burada bir çok değişik bir şey geldi yani. Hiçbir araba kullanmak istemiyor. Araçla nerede yaşıyor? İstanbul'da mı? Anadolu yakasındayız. İstanbul'da, Anadolu yakasındayız. Ha. O yüzden. Yani biz yürüyüşçüyüz daha çok. Tabana kuvvet. Ha okey. Tamam, çok mantıklı. İş? İş, ben kozmetik sektöründeyim. Marka müdürüyüm. Öyle. Marka müdürü mü? Evet. Kozmetik? Ha güzel. Senle sana görüşürüz. Okey, o zaman sendeyiz. Bir tane çarpınız var. Araçlarda açıp kapattığımız bir şey söyleyin. Cam, radyo, teyp ikilisi çıktı ve kapı. Klima desem çıkar mı? Çok güzel. Klima. Bak bunu ben yapıyorum. Aç kapa, aç kapa. Sürekli bir ayarını tutturamıyorum. Klima var mıdır? Bravo. Elif, bir tane çarpınız var. İki tane açılmamış cevap peşiniz. Araçlarda açıp kapattığımız bir şey söyleyin. İki tane cevabım var ama bir tanesini söyleyeceğim. Çok mantıklı. Bunu isterim. Motoru açıp kaparız. Şöyle çevirip. Motor. Engine. Evet, olur. Neden? Tabii ya. Bindim, açtım. Bindim, kapattım. Nasıl çalışacak yoksa? Araçlarda açıp kapattığımızda cam, radyo, kapı, klima... Doğru söylüyorsun. Aç kapat. Hani bir umut. Motor açılır mı? Biraz dedim sana. Motor çok. İkinci çarpılarını aldılar. Bravo Rıdvan ve Özgen'i bulsunlar. Kümelenin İrem. İpek. İpek. Bilemedim bir an ama neyse söyleyeceğim. Dur. Bir dakika. Cam, radyo, teyp, kapı, klima. Evet. Ve otomotiv sektöründe. Evet. Ama şu an bu bir baskı. Ben bilmem. Sağ ol. Bu bir baskı şu an. Üçüncü çarp. Bilemedim şu anda bir baskı. Neyse söylüyorum. Aklıma geleni söylüyorum. Artık olamam. Beş. Benzin kapağı. Ha. Sektörüme. Yani yaratıcı bir. Doğru. Doğru bence. Onu da şöyle başına. Benzin kapağı mıdır? Bize geldi. Çıkacağım düşünmemiştim ama sonra da yine mantıksız gelmedi yani o şeyden sonra bilinmedim. Bir şey söyleyeceğim ya, hakikaten araçlarda açıp kapattığımız bir şey. Ne açıp kapatıyorum ben ya? Bulduk. Buldunuz mu? Bulduk inşallah. Rıdvan? Ya ben çok özür dileyerek karşı tarafın ne söylediğini duyamadım ama aynı cevabı vermeyi hiç istemem. Şey dedi, benzin kapağı. Tamam. Gerçekten mi? Ben evet. Söyledim ya size. Özgür niye inanmadın ya? Aklına gelmedi. Tamam. Ay hiç mi güven vermiyorum artık? Ya olur mu? Hayır lütfen. Rıdvan? Ben far demek istiyorum. Far. Evet far. Çağla? Ben far ya da torpido ikisinin arasında. Sina? Ben de far olarak düşündüm. Özge? Ben torpido diyorum. Özge ne? Eyvah, eyvah. Benim de içimden, şimdi söylediğim cevabım değil değil mi? Şöyle, doğru cevabı açtırsan etap alırsınız. Evet, bunu telafi etmek istiyorum. Evet. Soruyu çok kuzu fazla. Ben de far ya da torpido okeyim, aynı fikirdeyiz.
iki cevap var. Evet. Var. Ortak kararımız olsun, far olsun. Aa, iyi güzel, far almıştım zaten. Keşke korktum. İyi far dedi. Far, çok mantıklı. Şok. Far. Bence umarım mantıklı. Far var mıdır? Far. Far çıkarsa iki kitabı kazanırlar. Vardır. İstanbul bence. Ekibi. Kızlar, İstanbul ekibi ilk etabı sizden böyle çaldı. Göz göre göre çaldı. Çok güzel. Kapıcı, bir şey söyleyeceğim. Burada birileri şey dedi. Ay, heyecandan bayılacağım mı? Ben dedim. Sen heyecanlandım. Ay sen öyle durmuyorsun. Özgü öyle duruyor. Ben gittim. Ay çok güzel. Hoşuma gitti. Heyecandan bayıltan yarışma. Bir tane sonuç cevap var. Ne çıkar sizce? Bir dakika. Çok pardon. Ben... Otomotiv sektöründe olan var mı? Var. Olmaz mı? Biz de geldik. Bizde de var. Biz de geldik mi dedim. Yani otomotiv sektöründen biliyorum. Öyle mi? Sen de mi pazarlama? Ben satışta çalışıyorum. O zaman yine de buraya gideyim ben. Beşte ne çıkar? Aslında bir şey geldi mi? Işık. Bence torpido çıkar. Işık olabilir de. Işık. Torpido çıkar ya. Bence torpido çok mantıklı. Şey olabilir mi ya? Şu yukarıdaki şey aynası. Zavazin. Ne dedin ya? O da olabilir. Makyaj aynası. Güneşlik. Makyaj aynası mı Rıdvan? Benim bilgim bu kadar. Sunroof ya o. Sunroof. Aslında şeylik aa falan. Eskiden galiba ayna yoktu onlarda. Bakalım neymiş en popüler 5'te. İyi ki topta dememişim. Evet. Ben niye şaşırdıysam ha. Ben yapmam hiç biliyor musunuz? Aldı beni ateşlerden. Ben başka şeylerim var. Benim bir tikim var. Özge sürekli buzdolabına... Ay buzdolabı mı dedim? Arabamda buzdolabı var. Nasıl bir araba hangi araba? Ay bir şeyle yapmamız olabı ya. Öyle değil pek. Benim arabam sağdan abinkle aynı. Bu. Tamam mı? Motoru da böyle çalıştırıyoruz. Buzdolabı küçük bir tane mini onu koydu mu? Yalan şey. Soğutucular var piknikte. Ondan. Peki. Yo, sürekli onu açıp kapatıyorum. Neden bilmiyorum. Demek ki hatırlar mısınız şey vardı bir... buzdolabına sürekli kapısını açtığımız, baktığımız şey buzdolabı işte. Hakikaten öyle bir tik var. Arabadakine de bakıyorum ben sürekli. Bir şey eksildi mi? Şey arttı mı kendi kendine? Yiyecek oradaki şey çikolataların bir şey doğurdu mu? falan öyle. Efendim ilk etapın kazananı İstanbul ekibi oldu. Ve bakalım ikinci etapta otomotiv sektörünün pazarlama bölümü ve satış kiralama bölümü karşı karşıya geliyor. Özge. Yüz kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf. İpek? Manav. Manav mıdır? En popüler üçte manav çıktı. Soru şöyle. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyin. Bakkal. Bakkal var mıdır? Daha popüler midir? Bakkal market en popülerdir. Görüşürüz İpek. Buradan manav abilere selam olsun. Bakkal abilere de selam olsun. Buradan kurtuluş esnafına da selam olsun. İçimden geldi kurtuluş. Bugün kurtuluş seçtim. Tamam. Kurtuluşa gittiniz mi? Biliyor musunuz kurtuluş? Ben İstanbul'da mı kurtuluşa gittim? Aynen, hiç bilmiyorum. Gidelim. Kurtuluş çok güzel bir semtimiz. Tamam. Hastasıyız be ya. Kurtuluş çok güzel. Buradan çıkınca. Kurtuluş. Benim de tanıdıklarım var. Hepsine selam olsun. Esnafları tanımıyorum ama yani genel olarak tanıdıklarım var. Özge, Sinem. Evet. Merhaba. Sen grubun öğretmeni. Yok, değil. Bilemedim. Tahmin edecek misiniz? Söyleyeyim. Sen sağlıkçı. Yok değil. O da olmadı. Değil. Yoga öğretmeni. Yok değil. O da, o da değil. Bir ara hevesliydim ama o da olmadı. Ha ben senin o hevesini anladım. Bana yansıdı. Bırakma bak. Heves ettin devam et. Evet. Ne yapıyorsun? Avukatım ben. Hiç alakası yok. Hiç alakası olmayan bir bölüm. Bak hiç tutturamam. Hayır benim hiç alakası yok. Çok güzel. Kaç yıllık? İki yılımı doldurdum diyebilirim evet. Oo,
Sen şey, ne oluyor? Sizde de bir şey oluyor değil mi? Mesela üstad diyorsunuz siz. Bütün meslektaşlara mı üstad deniyor yoksa belli bir yılı? Biz hepimiz birbirimize bir meslektaşım, üstadım. Ha mesela üstadım. Ben şimdi diyelim seninle olarak beraber 2 yıllık avukatım. Sen bana üstadım mı diyorsun? Diyoruz evet. Ya bizim aramızda bir mesleki terim olarak bu şekilde konuşuluyor. Aa öyle mi? Tabii. Seslenme gibi. Seslenme. Duruşma bekletirken üstadım, meslektaşım bekletir misiniz? Yani kanka haber gibi siz onu evet. Tabii daha şey. Tabii. Resmi adliye halde. Ve resmi dili diyebiliriz. O şekilde kullanıyoruz. Ben ama sadece adliyede değil normal konuşurlarken normal de öyle diyorlar. Yani ismini bilmiyorum. Ben şey sanıyordum. Evet. Belli bir yıl hani atıyorum master falan bir şey hani olunca. Yok değil. Öyle değil. Birbirimize telefonla konuşurken de öyle konuşuyoruz. Öyle mi üstadım? Evet öyle üstadım. Meslektaşım değil. Sen şimdi üstadım oluyorsun. Hı hı. Çok güzel, harika. Nereden tanışıyorsunuz Rıdvan'la? Şimdi şöyle, özellikle orası Rıdvan'la. Biraz karışık. Özge ile ben liseden arkadaşız. Özge ne ile? Evet. Onu anladım. Özge ne? Özge ne liseden arkadaşız. Hani sen yanındasın yoksa seni şöyle geçmiyor. Şöyle yapar. Özge, diğer arkadaşlarımız yani Çağla ve diğer Özge ile... İlk başta yurtta tanıştılar, daha sonradan ev arkadaşıydılar. Çağla'yla Rıdvan da eskiden sevgililerdi, şimdi evliler. Ay diyecek sanırım eskiden sevgililer, şimdi ayrıldılar. Özleyecek sandım. Onu da getirdik öyle. Ay ne güzel. Siz yeni evli misiniz? Evet. 6 ay kadar oldu. O yüzden oldu. Ümraniye'yi düşündüm. Daha yaklaşıklı. Aa sen de Ataşehir dedin. Hayır ben Ümraniye'de. Ha Ümraniye tamam. Ondan önce neredeydin Rıdvan? Evlenmeden önce. Kağıthane 4. O zaman benim komşumda. Evet çaldım. Evlenince gitti. Kağıthane mi? Kağıthane evet. Dört Levent. Ha evet tamam aynen. Tamam. O okay. Taraflar. Tamam o zaman Kurtuluş'a selam olsun. Sırası gelmiş. Çok güzel 6 aylık. Ay Allah mutlu etsin. Teşekkür ederim. Ne güzel. Peki şey evlenme teklifi nasıl oldu Çağla? Anlat da dibini açsın. Nasıl oldu? Adalarda oldu. Yani adalara gitmiştik. Ha ben de aralarda anlıyorum. Yazık Rıdvan çok bekle evlilik teklif etmiş. Anladın mı? Adalarda. Evet. Ya zaten pandemi dönemiydi o zaman. Bir butik otel gibi bir yer vardı. Böyle konak gibi. Bizden başka da kimse yoktu zaten. Çok farklı hayal etmiştik benim için. Bana bak. Otel kapattı diye yayınlarsak. Evet. Sokağa çıkmayın dediler. Siz neredeydiniz? Adalarda mı yakalandınız olaylara? Vallahi o hafta sonu evet bağlanıyordu. Ha güzel. Dediniz o arada gidelim. Evet. Rıdvan'cığım tebrikler. Oteli kapattım yani evet. Bir nevi. Öyle diyoruz. Çok güzel şeye gelmiş güzel. Evet. O şekilde yani orada bir yemek sırasında etti aslında. Biraz sezmiştim. Programlı mıydı Rıdvan? Evet. Tabii. Evet. 6 aydır yüzüğü saklıyormuş benden. 6 aydır edememiş sanırım. Evet ben Şubat'ta yüzüğü aldım. Mart'ta pandemi patladı. Bizim bütün planlar iptal oldu. Evet. Yani bekliyordum öyle. Baktım olacak gibi değil artık. Aralık'ta dedim ki ben bu teklifi yapayım. Olacak gibi değil. Aylar geçiyor. 6 ay olacak gibi değil. Çok iyiymiş ya. Artık evlenme teklifinde bulunmalıyım. İstanbul ekibi sizinleyiz. Efendim eve giderken sorumuz oydu. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyin de çıkanlar. Manav, bakkal, market. Unuttum dermişim cevabımı şimdi. kasap. 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 Ben diyeceksin. Var mı kasap? Bakkal, market, manav, kasap. Çağla. Kadın ya da erkek kuaförü. Berber ya da kuaför. Kuaför. Kuaför var mıdır kuaför? Berber, kuaför, Rıdvan. 2 tane açılmamış cevap var. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyin. 5, 4, ya ben lokanta diyeceğim ama. 3, 2, restoran, lokanta. Hani. Lokanta, restoran. söyledi yalnız. Hı? Söyledi, ben yükselmemiş gibi. Söyledi yalnız. Söyledi. Lokanta, restoran var mı? Özge, sendeyiz. Ağlama ama çıkmazsa. Yok. Ağlamayacağım, çıkacak. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyin. Terzi. Terzi. Buradan Kurtuluş'taki bütün terzi abilere selam olsun. Terzi var mıdır en popüler 6 cevap arasında?
çarpınızı aldınız. Kümelenin. Bekliyorduk. Kümelenin, Elif, kümelenin. Kümelenin. Beni seviyorsunuzdur umarım. Özge, sendeyiz. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyin. Fırın. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten nasıl var? Bakkal var, manav var, kasap var. Fırında inşallah var mı? Fırın da var. Bir tane açılmamış cevap. Ne yaptın Özge? Yaparsın dedim. Ha tamam güzel. Beni telkin ediyor şu an. Sinem sendeyiz. Doğru cevabı açtırırsan bu etap sizindir. Açtıramazsan üçüncü çarpınızı alırsınız. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyeyim. Evime yürüdüğümü hayal ediyorum adeta ama. Adeta sokak yürü mahallede. Sağda solda neler var? Onu bir düşün. Ben de o sırada hayatına renk atayım. Beş. Üç. İki. Demek bir. Kim? Kuru yemişçi. Ay dişçi anladım biliyor musun? Bir bu. Biz orada dişçi dedik. Kuru yemişçi var mıdır? Varsa yani, etap alırlar. Üçüncü çarpıyı aldınız. Kazan kepçeler. Eve giderken görebileceğiniz bir esnaf söyleyin Eda. Eczane. Beril. Kırtasiye ya da eczane olabilir gibi düşünüyorum. İrem. Ben de eczane diyeceğim. İpek. Eczane ya da kırtasiye. Elif. Ben çoğunluğa uymayacağım galiba. Risk almak istemiyorum sonra bana bir laf etmesinler diye. O yüzden eczane diyorum. Eczane dedi. Eczane açılırsa bu etabı alırlar. Kazan kepçeler. Bakalım var mı eczane? Açtırdınız, açtırdınız. Evet. Özge, açtırdınız. Bir doğru cevapla bak 93 puanla öne geçtiler. Oluyor. Bize de oldu. Yine oldu. Sıkıntı yok. Bakalım Sinem ve İrem neler yapacaklar? Yüz kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Kokusu güzel olup da içmemeniz gereken... İrem. Kolonya. Kolonya mıdır? Allah Allah. Sina, soru tam geliyor. Tamam. Bekliyorum. Kokusu güzel olup da içmemeniz gereken bir şey söyleyin. Parfüm. Evet, çok mantıklı. Parfüm müdür? Ve Kolonya'dan daha popülerdir. İstanbul ekibi. Oraya da bakıyorum lan bile. Yeşilin 50 tonu gibi ya. Bir beril bozuyor orayı. Ben siyahım. Çağla? Derin düşünceler içerisindeyim. Çağla sen ne yapıyorsun bu arada iş, meslek? Ben fizyoterapistim ve özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Aa fizyoterapist bana lazım. Bak iyi olacak hastanın ayağına doktor fizyoterapist gelirmiş. Hemen. Şey mi? Ama bir üniversitede mi? Üniversitede çalışıyorum. Araştırma görevlisi. Araştırma görevlisi. Aa daha da iyi. Beni araştırman gerekebilir Çağla. Araştıralım hemen. Bak ciddi söylüyorum. Ben de... bir şey var. Adı konu. Beliniz ağrıyor. Benim burada top falan sektiriyorum ya. Evet. Normal şartlarda de imkansız. İp falan atıyorum. Ne mümkün? Öyle de bir şeyim yani ben tuhaf bir şey ya. Fakat şey şöyle söyleyeyim doktor şeye şaşırıyor. Ağır bir sporcu şeyi. Hmm. Sence nedir Çağla? Ama ben diğer soruyu düşünüyordum. Ben şu an sizi dinleyemedim. Yok yani şey, ağır spor... Ha? Ben diğer soruyu düşünüyordum. Ha tamam okey. Yok yok canım sana bir şey yapmıyorum şimdi. Bilemeyebilirsin çünkü sen de muhtemelen tahmin etmeyeceksin. Nasıl yani sizde? Ne? Şey bir şey de olmuştu. İbrahimovic. Bir de Rıdvan Dilmen'de. Rıdvan, Rıdvan da olmuş muydu o zaman hatırlamıyorum. Onu Şadan abiye sormak lazım. Çünkü o dönemin yetkilisi Şadan abi. Şimdi benim dönemim Zlatan'ı biraz yakaladım. Ama aslında Didier Drogba öyle yani. Bayağı futbolcuların
geçirdiği bir şey. Ben seninle bunu konuşup çok önemli. Tamam. Üniversite diyorsun, araştırma. Beni araştırın. Tamam, araştıralım. Bak gerçek söylüyorum. Ben gönüllüyüm. Ben de gerçek söylüyorum. Beni araştırma, gönül. Bak gerçek söylüyorum. Çok güzel, harika. Parfüm, kolonya. Sendeyiz Çağla. Kokusu güzel olan ama yenilmeyecek. Kokusu güzel olup da yenilmeyen mi dedin? Yenilmeyen. Kokusu güzel olup da içmemeniz gereken bir şey söyleyeyim. Yani oda kokusu parfümle eşdeğer mi? Onu ben bilmem. Oda kokusunu aldım. Tamam, oda kokusu diyorum. Ha, sen bana soru soruyordun. Dedim, oda kokusu dedim. Zaten ama burada soruları ben soruyorum. Bir de az buz değil, biliyor musun? 100 kişiye soruyorum. En popüler altının peşindeyim. Oda kokusu var mıdır? Bence parfümle zaten ayrı. İlk çarpımınızı aldınız Rıdvan. Selamlar. Merhaba. Sen mühendis. Ben evet yazılımcıyım. Kokusu güzel olup da içmememiz gereken bir şey söyle. Yumuşatıcı deterjan. Oo, hepsini saydın. Ya ya, onun ismi öyle değil mi? Yo, onun ismi yumuşatıcı. Yumuşatıcı. Var mıdır? Yumuşatıcı çok güzel açıldı. Bir tane çarpınız var ama Rıdvan'cığım ve Çağla'cığım size düğün hediyesi verememiştim. O yüzden size bir adet düğün hediyesi şöyle en güzelinden kırmızı şöyle gelsin. Ay. İkinci çarpıyı neden aldınız? Çarpıyı dedim farkınız. İkinci çarpıyı şu sebepten aldınız Rıdvan'cığım. Dikkat edin lütfen ağzınıza saymayın. Yumuşatıcı ve deterjan, yumuşatıcı deterjan diye saydığın için deterjanın cezasını aldınız. Ama biz tabii onu hediye olarak yaptık şimdi. O yüzden normal hayatımıza devam edebiliriz. Özgeciğim istersen deterjan diyebilirsin. İnanır mısın? İnanmam. Ben buna inanmam. Benim hiç mi güvenilirim kalmadı ya? Hangi ara ne oldu? Evet, kullanabilirsin. Yok, tercih etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Niye? Bir şey var dedi bunda. Bunu demez dedi. Ya, kullanmama izin vermezseniz diyemem. Verdim gitti. Gerçekten mi? Cezayı verdim ya zaten. Ceza demiyorum. Hediye işte. Hayatınızı renklendirdim ya zaten. Kullanayım o zaman. Kullansam mı ya, çok şey gibi. Hileli soru gibi. Aa, bu arada. Ay canım ciğerim kümeledi. Kazanacak. Şimdi şey. Ben onu artık kullanamıyoruz sandım ciddi ciddi. Yok, şimdi ben onu şöyle yaptım. Çarpı verdim ya. Hı hı. O yüzden kullanabiliyorsun. Hadi, tamam, tamam kullanacağım. Söylüyorum. Cevabımı vereyim mi? Deterjan. Beni mi deniyor? Deterjan var mıdır? Deterjan da vardır. Kokusu güzel olup da içmemeniz gereken bir şey söyleyin de en popüleri arıyoruz ve en popüler altı. En başka en sonaki kaldı sana Özge. Evet, iki cevabım var ama çok kararsızım. İki cevabım var. Evet, iki cevabım. Helal olsun. Kaç cevabım var? İkili değil, iki diyor. Şampuan. Çok güzel. Hakikaten ya, şampuan tabii ya. Şampuandır. Şampuan mıdır? Bak şampuan olur, çıkarsa bir cevap daha açılmış olur. Çıkmazsa üçünün çarpılarını alırlar. Bakalım şampuan var mı? En popüleri. Buldunuz, döndünüz mü? Devam edebilirsiniz kümelenmeye. Çok zor altı. Ben ihtiyaçları olmadığını düşünüyorum. Çünkü Sinem zaten altıncı yıldır. Yok. Sinem sendeyiz. Kokusu güzel olup da içmememiz gereken bir şey söyleyin. Çıkanları tekrar hatırlatayım. Şampuan, deterjan, parfüm, kolonya, yumuşatıcı. Böyle bak düşün, kokusu güzel ama içmememiz gerek. Beş, dört, bilmiyorum. Üç, uyduracağım, söylüyorum. İki, söyle. Dezenfektan. Güncel. Güncel bir cevap. İnşallah yeni sorulmuştur herkese. Covid özel yayın. Güzel dezenfektan kokuyor mu? Güzel kokan var mı? Evet, var. Var. Ha öyle mi? Var. Ha. Ama cevap bu değil. Ama cevap bu değil yani bence. Olabilir ama biliyor musun? Sonuçta aktüel yani soruyoruz daha. Yani daha geçen hafta gittim ben sordum. Dezenfektan mıdır?
Kazan kepçe sana geldim. Aseton diyorum. Beril? Ben sıvı sabun olabilir gibi düşünüyorum ama şampuanla aynı mıdır emin değilim. Ama sıvı sabun olabilir. İrem? Ben de aseton diyeceğim. İpek? Ben de sıvı sabuncuyum. Sıvı benim sabun. Hayallerim bambaşka i̇ki bu arada. İki sıvı sabun, iki aseton. Onun hayalleri Elif. Çok... Ay çok merak ediyorum hayallerini ama hayallerim bambaşka. Onda veto yedim zaten. O yüzden... Ha söyledim, paylaştım da arkadaşlarına. Dediler bir, sakın mı? Evet, sakın dediler. Şaşırdın mı? Buna herkes beğenmez dediler yani. Öyle mi? Aa, bir şey demedim. Sen beğeniyorsun. Yani. Ben de beğeniyorum. Ben de beğenmem. Beğenirim. Yani. Aa, ne acaba? Onu da peki, sonra. Onu sonra söyle. Tamam. O zaman kime inanayım? Sıva sabun diyeyim. Kime inanayım? İkiler çünkü. Aileler kümeleniyor. Aileler bölünüyor burada. Kime inanayım mı? Evet, 2-2 kaldılar. Sıva sabun takımından ilerledim. Yani İpek ve Beril. Beril. Arabayla o beni getirdi İrem diye. İrem ve Eda'cığım. Ha, araba meselesi burada. Burada. Tabii, ha, git gel, tabii. Git gel o kısım. Ne diyorsun Eda? Ne? Çıkma. Ben hayallerimi söyleyebilir miyim? Hayır, dur. Ne dedin? Bir daha cevabını alayım. Sıvı sabun. Cevabı. Sıvı sabun aldım. Hayalindeki... Benzin. Bence o çıkacaktı. Bu arada çok güzel de. İnsanlar beğenmez yani. Dedi ki sıvı sabun mudur? İstanbul'da kaldı. Yüz 162 puanla İstanbul ekibi ya önde. Ya. Kazan kapıcı 93 puan. Sıvı sabun değil de acaba... Benzin. Benzin midir? Ay, dur bakalım neymiş ya? En popüler altı. Benim cevabımdır. Aa, kimin? Neden söylemiyorsun? Hatta şey diyor, şampuan dedi Sinem, duş yeni de diye düşündüm kendi kendime içimden. Bence sen öyle yapmadın, sen onu bayağı söyledin ona. Ben çünkü seni bir yerde yakalıyor gibi oldum. Böyle güler yüzüyle böyle bir şeyler söylüyor. Kameram aç, şey kameraman. Mikrofonum açık duyuluyor. Duyulduysa bütün puanı alsınlar, yok demedim. Cevabım dezenfektan zaten demedin, ya. Yok demedin, desem, demedim. Desem ben seni hayatın çoktan renklendirmiştim. Ona eminmişim. Kaşı ben. Sen Hedef bu retabiyle devam etmek istiyorum. Elif ve Özge neye geliyor? Sakin sakin ha. Eli bıraktın orada. Yok, sefer... 10 puanlık sorunuz geliyor. Yaz aylarında genellikle giymeyi tercih etmediğiniz bir... Kazak yani. Özge? Ben öyle sorayım. Yaz aylarında genellikle kazak. Kazak mıdır? Elif, yaz aylarında genellikle giymeyi tercih etmediğiniz bir renk söyleyin. Üç, iki, beyaz. Ne? Beyaz dedim. Beyaz dedin. Ya diyecektim. Heyecanlandım. Yaz aylarında genellikle... Beyaz, beyaz dedim. Çıktı ağızdan. Ya ne tatlılar, kendi aralarını çıkarmışlar. Beyaz ama şöyle ümit etti Elif. Beyaz dedi, duydum. Ama şey dedi, belki dememişler. Siyah, beyaz dedim dedim. Beyaz mıdır? Beyaz mı yazdın? En çok korktuğum şeydi. Ama bir şey söyleyeceğim, doğru sen. Sen kışın tercih evet. ediyorsun. Acaba nedir? Nedir sence? Hala cevap veriyor muyum? Süper. Siyah. Neden siyah? Güneşi çok emiyor. Çok emer. Yok. Yani kışın yazın mı tercih etmiyorduk? Aynı problemi ben de yaşadım az önce. Şöyle diyor ki. Tamam. Yazın tercih etmiyorum. Siyah giyme toz olur. Beyaz giyme söz olur. Siyah güneşini çok çekecek, çok terleyeceğiz. O yüzden tercih etmiyoruz. Siyah. Bakalım neymiş size 10 puanı kaybettiren. Yok. Bitti bitti. Siyah. Aa bildim ki puan yok. Ben onu anlamamışım. Elif sen duydun mu? Duydum, duydum kazandı zannediyordu da.
Açıklamak istedim. Evet, bir daha sesli söyle. Kazandı zannediyordu ama. Bakın yapıyorum 10 puan size ne kadar böyle bir yok çıkacak kazandık. Ona emin. Ben şey sandım biri illa alıyor bilene kadar kafa gitti. Ha biz oldu sabah kadar sabahlar olmasın bilene kadar biri. İpek Özge buyursunlar. Bekle. 20 puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun nokta nokta kapısı. Özge. Ev kapısı. Ev kapısı mıdır? İpek, boşluğu doldurun. Nokta nokta kapısı. 3 araba kapısı. Yavaş yavaş seni konuşturuyorsun. Tam da lazım olan yerde değil. Ama olsun, araba kapısı mıdır? Ne kapısıdır? Han kapısıdır. Han kapısı ya. Ya bir Şadan abi, bir sen, bir de ben bilecektik zaten bunu. Han kapısı. Ben de han. Ama olmayabilir. Bakalım neymiş. Yanlış soru da geldi. Yanlış soru. Yaz genelde tercih edin. İpek'cim görüşürüz. Görüşürüz. 20 puan bende kaldı. Bakalım 30 puan için neler yapacaklar. İrem ve Sinem. (gülüyor) 30 puanlık sorunuz geliyor. Evlendikten sonra yapılan bir şey söyleyin. (Gülüyor) Niye böyle bir şey yaptın? Bir şey söyleyeyim, bu hareket etmiyor. Evet, şey yapamadım. Sabit, yerinde, kaçmıyor. Sen değil Sinem. Balayı. Balayı. Ha. Ne dert. Ha, balayı ne yaptınız? Yaptık. Ne yaptınız? Phuket'e gittik. baby. Balayı mıdır? Balayına gitmek oraya 3 puan kazandırdı. Bravo Sinem. Kırdığına değdi. Çağla ve Beril geliyor. Hadi. 40 puanlık sorunuz geliyor. Evlendikten sonra... Ay pardon, o bir şey yok. Kafa gitti. Bir daha sorun siz. Bir daha mı sorayım? Aydınlıkta yapmakta zorlandığınız bir şey söyleyin. Görmek. Bile. Görmek. Gömülmek mi dedim, görmek? Aydınlanmak. Aydınlıkta. Görmek. Biz o yüzden çok yakın arkadaşız. Bu ekip enteresan bir ekip. Bak, çok değişik. Araba kullanmayı sevmiyorlar. 10 yıldır ehliyetleri var. Yaz aylarında beyaz giymeyi asla tercih etmiyorlar. Aydınlıkta da görmüyorlar. Zorlanıyorlar. Görmek miydi? Vay, ter bastı Beril ya. Of ya. Beril, şimdi ne de zorlanıyorsun? Görmek de zor. Görmek de... Zorlanıyor musun? O da aydınlıktı. Aa bak, aydınlık oldu yine. Aydınlıkta yapmakta zorlandığınız bir şey söyleyin. Uyumak. Her ne kadar ben çok zorlanmasam da. Uyumak mıdır? Uyumak. Görüşürüz. Görüşürüz. Olsun ama şey güzeldi. Neyse, görmek de sen de olacağım. Böyle değişik anlamlı şey oldu ya. Değişik cevaplar güzel, seviyorum. Rıdvan ve Eda geliyor. (gülüyor) 50 puanlık sorunuz geliyor. Erkek öğrencilerin teneffüste yaptığı bir şey söyleyeyim. Merak ettim Rıdvan, ne? Top oynamak. Top değil mi? Top oynamak mıdır? Futbol oynamak.
Bravo, 50 puan sizindir. Görüşürüz Eda. O zaman bir daha geleceksin, şey yapma. Ben de gideyim mi? Tabii tabii lütfen. 50 puan aldın, daha yok. Bak yani, daha yok işte. Daha ne verelim? Hedef bu etabın sonunda 150 puanım vardı. Biliyorsunuz ki 70 puanım İstanbul ekibine gitti. Aa pardon, 70'im dedi. Gönlünüzden... Daha fazla. Hayır, ama daha ya. Fazla. Daha fazla yani. Rıdvan'cığım ama istiyorsan 70 canım, dur. Yok sizde kopmuyor onun 120. 120 puan gitti. Ve yaz aylarında beyaz giymeyi tercih etmeyen Elif ve aydınlıkta görmekte zorlanan Deril'in ekibi... Belki ben zorlanıyor olabilirim ama. Yani böyle bir şey olabilir. Tabii olabilir. Herkese göre değişir. Buradan ta oraya gittin, düşündün, orada dedin, düşündün. Böyle bir şey olabilir, böyle kıvırırım dedim. Nur topu gibi 0 puan geldi size. Ay üzüldün mü? Yok. Ay biz böyle tahmin etmemiştik. Dur dur, şey yaparız, hallederiz. Eda çok gazlı. Deril! Ay aydınlık ama istiyorsan yok, biraz şey yapalım mı? Alayım biraz ışıkları. Bittik, bittik. Beril ve Çağla gelecek. Çok aydınlık ama gelebilecek mi? Ben 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Her gün yeseniz de bıkmayacağımız bir Türk yemeği söyleyin. Beril. Lahmacun. Şey mi, şey mi? Lahmacun yediğimi biliyorsun. Öyle mi? Sen nerede yedin o sıra? Ben herhalde arkada konuşuyordum kızlarla. Kesin arkada, sen yine dersi kaynatıyordun. Lahmacun mudur? Bilen bilir, çok severim. Çok severim. Ay ayıptır söylemesi, buraya gelmeden yedim. Canım istedi. Canım istedi. Canım istedi. Çıkar daha biraz. Gerçekten. Üç tane yedim ama o sonuncuyu yemeseydim miydi? O birazcık şey yapmış. Çağla, soru şu. Her gün yeseniz de bıkmayacağınız bir Türk yemeği söyleyin. Ay aklımda bir tane var mükemmel. Mantı. Aklımdakini söyledin. Mantı mıdır? En popüler dörtte çıktık. Görüşürüz sizinleyiz. Bu etabı kazan kepçe ile başlıyoruz. Kazan kepçe. Evet. İstanbul kazan, biz kepçe dediler. De çok yemek yiyoruz diye dedik bu arada. Evet. Elif, ha, ama bunu demeseydim. Sen kuş kadar yiyorsundur. Yiyor musun sen? Ha sen benim gibisi. Ben hareket ediyorum. Çok fazla diyelim. Aha hareket ediyorsun. Ne güzel ha. Strese giriyor. Araba kullanmıyor. Beril getiriyor getiriyor. Nere? Araba kullanmadığım için yürüyorum çok fazla. Çok haklısın. Ondan aslında dolayı. Doğru. Sen çok iyi bir şey biliyor musun? Eda? Soruyu düşündüm. Düşündün. Ve? Ve cevabımı da düşünüyorum. Her gün yeseniz de bıkmayacağınız bir Türk yemeğinde. Lahmacun en popüler 3'te çıktı. Mantı da en popüler 4'te çıktı. Demek ki baba bir en popüler var ama ne? Ya hepsi baba benim için o yüzden. Benim çok zorlandım. Aa öyle mi? Her gün mantı yesen bıkmaz mısın? Mantıdan üstte gelen şeyler var bende. Yani mesela... Ha, bana bunlarla gel. Yaprak sarma diyelim. Oo güzel. Oo. Güzel güzel. Ay onu da her gün tabii ki yiyelim de her gün kim saracak onu? İşte. O zaten 3 dakikada bitiyor. Yaprak sarması var mıdır? Yaprak sarması. Bak gördün mü Eda? Elif. Çok korkuyorum. Yani yine ben seviyorum ama, o 100 kişi seviyor mu? Benzin olayına da olmuş. Evet. Ben karnıyarık diyorum. Çok severim. Değil mi? Vallahi severim yoğurtla böyle mis gibi. Karnıyarık mıdır? Aa değilmiş. Demek ki popüler 6'da yok. Sen seviyorsun Elif'ciğim. İpek sendeyiz. Her gün yesem de bıkmayacağım bir Türk yemeği söyle. Ben hepsini yerim ya gerçekten. Şimdi bir tanesini onu söylüyorum. Onu anladım. Boğazınıza düşkün. Evet çok seviyoruz bu hayatı. İskender değil. Çok seviyoruz bu hayatı. Yaşıyorsunuz bu hayatı. Güzel. Yemeği çok seviyorum. Ya hayat sevilir tabii ki. İskender dedim. Of be. Sen ne yaptın ya? Var mı Bursa'dan gelen? Bursalı olan? Oldu. İskender var mı? Bak,
biliyor musun İpek? 1.000 lira sürprizi 1.000 lira sana çıktı. Sen buradan çıkışta güzel al ekibi güzel bir İskender yemeği. Tamam. Benim bak yerime de şöyle çok diye yağda döktüm. Tamam. Ben geçen bir yerdeydim o kadar İskender dedim biliyorsunuz. Ondan sonra ay 40 yılda bir tane İskender yiyeyim dedim. Annem tutturdu şuraya gidelim. Gittik. Ben böyle heyecanla falan ya abi getir falan az biraz dökeyim mi diyor bana. Az biraz mı dedim. falan. Ne ços etti ne çus etti. Ya böyle İskender'e küstüm. Epey bir müddet küstüm. Yani o sesiyle sıkıntı güzel. Yani şey evet, olunca evet. O bir küstürüyor seni. İrem'cim sendeyiz. Bir tane çarpınız var. Her gün yeseniz de bıkmayacağınız bir Türk yemeği söyleyin. En popüler bir, en popüler altının peşindeyiz. Gelsin. Kebap diyeceğim. Kebap. Aa, Türkiş kebap. Evet. Kebap. Ay, aklıma bir şey geldi sonra söyleyeceğim. Şimdi söylersem olmaz. Kebap mıdır? Kebap. En popüler. No, ben değil. Bizim Mart sonu bir Adana gezimiz var. Kebap var? Yemek için. Adana kebap gezimiz. Yemeye. Kebap yemeye. Adana'ya. Arabayla gitmediniz. Yok. Yok. Sırf kebap yemeye Adana'ya mı gittiniz? Gidiyoruz. Gideceğiz. Ne zaman? Mart sonunda. Yaşıyorsunuz bu hayatı. Oo, güzel. Bir tane çarpınız var. En popüler altının peşindeyiz. O da galiba kimden? Benden. Söylüyorum. Gelsin. Çiğ köfte. Ay. Bak kesin. Ha Rıdvan sen Adana seviyorsun. Adana tipi var sende. Evet yani kebap falan daha iyi ama çiğ köfte de tabii iyi bir cevap. Her gün yenir. Yenir her mi gün. Yenir. Çiğ köfte çıkarsa bu etabı alırlar. Kazan kepçeler. Ya, bunu da sevmeyen yoktur diye düşünmüştüm. Kebap yaprak sarması, lahmacun mantı İskender'in yanında bilemedim. İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin Rıdvan. Eda, bu işi galiba sen noktalayacaksın. Aklına bir şey... Anne senin vardı bir sürü. Mantıdan, lahmacundan önce gelen. Kafam çıktı karıştı mı? Ya. Şimdi bunların hepsi etli ya. Acaba dedim, sonuçta herkes et sever mi? Bende bir tane var. Bakayım orada mı? Oo, sever yok. Ama acaba farklı bir yere mi gitsem diye düşündüm. Onu ben bilmem. Çünkü neden biliyor musun? Benim tek bildiğim şey hayat renklendiririm. Sizin, onların. 5, 4, 3... 2 1 kuru fasulye pilav. Güzel. Bana bunlar kuru fasulye mi? Her gün mü? Emin misin? Ama neden olmasın? Kuru pilav var mıdır? Bence de yani bak bu yemeklerin arasında çok olmadı, apayrı olmadı. Bir şey gibi gel. Benim de geldi bunlar de. Kümeleniyor da. Beni duyarlar. Benim aklımdaki de gerçi şu an aklıma gelen bundan bağımsız. Ama bir tane var. Aa, o da şeye mi giriyor onu bilemedim ben. Her gün yeseniz de bıkmayacağınız bir Türk yemeği söylemeden önce Rıdvan ben şöyle bir şey söylemek isterim. Doğru cevabı açtırırsanız direkt otomatikman sizinle 10 bin lira için finalde yarışıyoruz. Allah, bunu söylediğiniz için bittik şu an. Biz bir sonraki etapta yarışsak bile siz onların puanına yetişemeyeceksiniz. İnşallah bilemezsiniz. Çok açık sözlü bir Elif'imiz var. Bir daha söyle. İnşallah bilemezsiniz. Söyle. Teşekkürler güzel söyledin. Evet Rıdvan. Benim de iki cevabım var ama bu sefer ikisini de söylemeyeceğim. Söyle. Şu an burada değil canım. Rıdvan. Phuket'e gittiniz ha? Beni kandırıyorsunuz şu an. Ben hemen cevap vereceğim yoksa kafam karışır. Bu ekip neden bana hiç güvenmiyor? Güvensiz. Çok güvensiz. Baştan sona güvenmiyorlar bana. Ben güveniyorum. Sen güveniyorsun değil mi Çağla? Burada istediğini söyleyebilirsin. Son kararı Özge verecek. Çok haklısınız. Ama gene de söyleyeceğim. Pide. Başka? Köfte. Başka? Döner. Başka? Yeter, doyulur bunlarla. Tamam. Çağla? Bu üçü artı kavurma diyebilirim. Kavurma. Ama pide biraz daha baskın. Sina? Ben de pide ya da köfteye yakınım ama pide diyorum. Özge? Pide diyordum ama döner çok mantıklı geldi şu an. Ya eyvah. Özge'nin nasıl kafanı karıştırdılar belli İskender değil ya. Döner önce, aynı, şey İskender ve döner bence aynı gibi olabilir gibi. Hayır bir anda kararlı bir şey söylediler sonra
Arkada yoktu bu arada bu cevaplar. Bu cevaplar yeni geldi. Bir şeyler verebiliyor muyuz? Kümeli ülke yok muydu? Yani şimdi siz ısrar edince yeni şeyler çıkarttılar. Ha yine ben. Yine sorun ben. Siz yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ben fikir versin istedim ama asıl istediğim kafanızı karıştırmadım. Yani ofiste de her gün yani neredeyse her gün yiyoruz bunu mecburiyetten. Şimdi söylüyorum. Mecburiyet. Etrafta çok bir şey yok. Tahtakale'de ofisim. Pide. Pide dedi. Başka bir şey yok etrafta. O yüzden diyor. Peki olsa yine pideyi tercih eder misin her gün? Hayır etmem, tercihten değil. Ama şöyle yiyorum. Yeniyor yani. Pide çıkarsa efendim bu akşam İstanbul ekibiyle 10 bin lira için finalde yarışacağız. Ama çıkmazsa normal hayatımıza devam edeceğiz. Kazan kepçeler, kısançeler, böyle kazan kepçeler. Bir evet bir şey var orada, evet bakalım var mı? Pide pide. Kazan kepçelerde kaldı. 100 kişiye sorduk 5 popüler. Cevap arıyor aileler yakışıyor. Ben artık direkt finale geçeceğimizi düşmüştüm biliyor musun? Pide çıkar diye biz düşündüm. Biz onu çok keyifli yani diye biraz daha uzatmak istedim. Biz aynen. Çok keyifli mi? Evet, çok keyifli. Keyif alıyor musunuz Şala? Bayıldık. Bir şey söyleyeyim. Ben mesela her gün yiyebilirim. O yüzden çıkar diye düşünmüştüm. Bakalım en popüler altıda ne çıkacak. Mesela demin aklıma şey gelmişti ama burada yeri yok bence. Mesela taze fasulye her gün yiyebilirim. Benim de içli köfte. Menemen. Ispanak. Menemen. İçli köfte de mantıklı. Olmaz mı olur mu? Bakalım neymiş en popüler altı. Aklıma geldi. Ya, aklıma köfte. Çok üzüldüm şu an. Köfte diye düşünüyorum. Kim dedi? Amma dedi. Amması sonra. Ben sen dedim. Sinem ya. Köfte ama sonra pide dedim. Ay yani. Duble puan etabıyla devam ediyoruz. Bu etap finalistimizi belirler. Eda ve Rıdvan geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler 5 cevap arıyoruz. İçinde J. J harfi geçen bir isim söyleyin. Eda? Jale. İlk defa basıyor bu. Kim? Jale. Jale de Jale. Ah ne Jale. Bakalım Jale var mı? Oh, en popülermiş. Görüşürüz. Ya aileler yarışıyorum bak. En hastası olduğum kısmı bu. Az önce ne diyordum? Doğru cevabı açtırsam direkt finaldeyiz. Bir sonraki etapta çalışmamıza gerek kalmaz. Şimdi işte avantajı elde ettiniz. Kaptırmayın. Hadi bakalım. İki çarpıya bakalım kadar gelmeyin. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Belli mi olur? Sizinle yarışırız. Jale. Jale de Jale. Elif sen de. Bu sefer risk almayacağım. Geliyorum direkt. Ajda Pekkan. Ajda. İçine J ile geçen. Doğru söyledin. Ya sen ne tatlısın. Ajda desem. Ben Pekkan'a da geldi. Saygılarımı sunmak istedim. Onu ben fark ettim. Ajda Pekkan'a da ben o zaman öpüyorum kendisini Ajda Hanımcığım. Bakalım Ajda Pekkan var mı? Jale Ajda. Pekkan olan. Özellikle belirtti. Parantez işte. İpek. İpek. Gerçekten çok güzel. Evde miyiz? İpek. Kitlendim. İçine J harfi geçen bir isim söyleyin. 5. Ve sızlı oldu. İnsafsız. Gerçekten. Tamam şimdi 5. Bak şimdi. 5. Necla. 3. Necla. Necla. Nazır. Necla. Hangi Necla? Öyle herhangi bir. Herhangi bir Necla. Kopya vermedin değil mi Elif? Hayır hiç. Kimseden kimse. Asla aklıma gelmezdi Necla. Beyaz İnşallah giydiğiniz kadar güzelsiniz de. Necla var mıdır? İlk çarpımızı aldınız. İremciğim olsun. Olsun. Hani bedavadan çarp almaktan iyidir. İremciğim. Nejat. Ya hanginiz ne zaman söyleyeceksiniz diye bekliyorum. Hangi Nejat bu? İşler. Ha tamam. Nejat işlere selam yollayamam mı? Benim için bir ilk olacak İrem.
Sen söylemek istersen sen söyle. Söylüyorum. Tamam. Necat İşler. Evet. Tamam. Necat İşler'e ben selam yollayayım o zaman. Selamlar. Necat İşler. Necat var mı Necat? Var tabii ki. İlk benim aklıma o gelmişti. Ay affedersin Arjda Pekkan'dan. Sonra. Beril. Bir tane çarpınız var, iki tane açılmamış cevap var. Çok iyi gidiyorsunuz. Bak harika. Bir çok tane zor. Çarpı, iki tane çarpıyla bile finalde kalabilirsin. Sıkıntı yok ama almamaya çalışın. Tamam. J, içine J harfi geçen bir isim söyleyin. Tijen. Hangi Tijen? Öyle bir yok galiba. Tijen. Zor oldu değil mi Rıdvan? Yani inşallah. Ama başka J'li ne var çıkmaz. Ki? Başka aynen. J'li yok. 2-3 tane zaten. 2-3 tane. Bence mi? Ben de o yalan yok hiç aklıma. Tijen var mı Tijen? Ben aynen. Rakibin böyle centilmenin hastasıyım. Kümelenin fırsat ayağınıza geldi. Eda sakin. İki tane çarpınız var. İki tane açılmamış cevap var. Şimdi bende 3 tane var. Oo. J, J bolluğu var sende. Evet bayağı var. Hani ne oldu Beril? Neden bu kadar İki, buldu? 2-3 tane var onun da hepsini Eda bulmuş. Birini söyledim zaten. Evet. Söyleyeyim mi? 2 yayında. Yok. Artı 3. İçine J harfi maşallah. Geçen bir isim söyleyin. Jülide. Ah o benim ya. Çok mantıklı. Anne, ateş olan mı? Evet. Evet o olsun. Sen Jülide ateş bilmiyor musun? Biliyorum canım bilmez onu. Tabii canım. Jülide Ateş. Aa, canım Jülide Ateş. Öpüyorum seni. Var mı Jülide? Jülide. İki... Elif. Bakmak istemiyorum size. Sen şu an. Bana mı bakmak istiyorsun? Oraya mı? Oraya. Yok, size bakmak istemiyorum şu an. Çünkü söyleyebilecek cevabımdan hiç emin değilim. En popüler iki bul bana. Finalde yarışalım. Yine bir kişiye selam çakacağım ama... Janset. Benim Janset. Şey, ayrılsak da beraberiz Janset. Paçal. Evet, evet. Benim Janset. Herkes güzelidir. En azından selam söylemiş olursunuz. Hadi söyle. Ya, siz söylemiş olursunuz. Değil mi? Tamam. Siz söylemiş olursunuz. Siz söyle. Sayın bana. Bir, iki. Janset. Janset, seni de öpüyorum. Mua. Janset çıkarsa, bak Janset Paçal, buraya acaba şimdi sen finalde yarıştıracak mısın? Her şey Janset adına her bağlı. Her şey size bağlı. Her şey sana bağlı, Janset. Ah Janset, ah Janset, ah Janset. Geldim Rıdvan. İçine J harfi geçen bir isim söyleyin. Doğru cevabı açtırırsanız finalde sizinle yarışıyoruz. Bak öyle bir fırsat geldi ayağınıza. 10 bin lira için. Gene çok seçeneğimiz var. Ben Tanju abiye atıkta selam, bulundum. Selam. Tanju. Tanju Okan. Tanju Çolak. Tanju Okan. Hep ya sor. Ne tatlısı. Vardır illa bir Tanju Tanju abimiz. Okan nur içinde yatsın. Büyük usta. Ve Tanju Çolak'ımız da var. Gol kralı değil mi? Şey yok onun şeyi vardı neydi? Altın papucu mu vardı? Ha altın krampon. Krampon. Tanju abi öyle. Kusura bakma ya. Şey ama ben hatırlıyorum çocuktum. Sen altın bir şey almıştın onu hatırlıyorum. Tanju abime de buradan sevgiler. Saygılar. Tanju. Çala. Müştat ya da Müşgen olabilir. Müjde. Yani meyve türevleri. Müjdar. Ejder. Müjdat Gezer. Çok güzel. Sina. Ben de aynı şekilde. Müjgen ya da yani Tanju da bir şu an Tanju'ya da yakın oldum bir anda. Yani Özge bu Sinem kısmı hep tehlikeli biliyorsun. Evet, ben bir anda eleyip sonra köfte gidiyorum. Ama pide. Çok üzüldüm orada hala oradayım. Biliyorum. Yok ben inan cevapları bilmiyorum. Hele hele burada zaten Sinem ne diyorsun yani şimdi söyle. Ben karar veremedim Özge'ye geçelim. Ama şey neydi fikirleri? Müjgan, Müjdat, Tanju. Üçü zaten. Bir de Müjde geldi şimdi. Müjgan. Özge. Ne? Sen değilsin. Cevaplarınızdan bir tanesi çok mantıklı geliyor bana. Tekrar Tanju buraya gel. Senin ilk söylediğin. Tanju. Erkek olan. Tanju. Evet. Erkek. Sen söyleyemiyorsun ben söyle. Sen söyle. Ben Tanju da bir sonradan. Ya ne tatlı ya. Ünlü sayınca çok mantıklı sen geldi. Tanju. Hala ilk Özge'nin dediğin. Benim miydi? Müjgan. Evet. Sanki o hissediyorum ya. O gibi. O benim hislerimi de biliyorsun. Sana güveniyorum. Beraberiz değil mi? Aynen. Beraberiz. Hepsi arkandayız. Tamam. Hazırız. Asma Hanım. Hazır mı? Hazır. Enerjiyi yolladım.
Ben heyecanlandım ben bu defa. Ben ölüyorum. Ya. Valla ya. Müjgan. Müjgan. Çıktı aldık. Müjgan. Şöyle bir yanlarına gidip şöyle sarılarak bekleyebilir miyim? Müjgan aldık. Sizce Müjgan mı çıkar? Bence Müjgan. Tanju mu? Bence Müjgan. Bence ya Tanju. Tanju. Tanju mu çıkar? Daha aşina oldum. Müjgan var. Müjde de güzeldi yalnız ha. Evet, Müjde de güzel aynen. Var. Hepsi çok iyi. Müjgan çıkarsa bu akşam finalde İstanbul ekibiyle yarışıyoruz. Ama çıkmazsa, ama çıkmazsa o zaman kazan kepçelerle yarışıyoruz. Bakalım bu oyunun seyrini Müjgan değiştirecek. Yarışıyoruz. 100 kişiye sorduk 5 popüler cevap arıyor olaylara yarışıyor. Bence Tanju alırdı burayı. Tanju alırsa biz bittik şu an. Bir pozitif olacağız. Sinemcim siz gider akşam bir güzel köfte yapacağız. Bir süre köfte yemeyeceğim. Köfteye küstü değil mi? Köfteye küstü köfte. Ağlamak geliyor içimden. Bakalım neymiş? En popüler 2 arıyorduk değil mi? 2-2. Arkaya Tanju Okan'dan ama hasret bak, girebilir mi? Ne gelebilir mi? Tanju Okan'ın hasret şarkısı bir arka fonu gibi. Ya öyle tatlı programımız fark ettiniz mi? Herkes kendini evde gibi hissediyor. Şarkı gelsin falan diyor. Yan masaya da göndermek ister misin şarkı? Benden gitsin. Senin aklına Rıdvan Tanju mu geldi? Evet. Çok senin aklına geldi yani. Şöyle oldu. Siz yarıştınız ya. Bunlar bir doğru cevap aldılar. Yarıştınız. Biz hazırsızlık. Bayağı iyi, iyi hissettik şimdi. Ya fark ettin mi İpek? Siz yarıştınız, yarıştınız. Bunlar finalde kaldı. Bizim kısmetimizmiş. Ya ben size yerim. Güzeldi ama değil mi? Efendim rakiplerinizle beraber size alkışlar eşliğinde İstanbul ekibi uğurluyorum. Çünkü bu akşam kazan kepçelerle finaldeyiz. Kazan kepçelerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben. Eda ve Elif. İlk kiminle yarışıyorum? Ben. Eda seni şimdilik müzik odasına uğurluyorum. Elif seni de final için yerini alıyorum. Elif, bu akşam Hayliler Yarışıyor'dan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol şans diliyorum Elif. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. İnşallah. Fıkra karakterlerinden birini söyle. Temel. Temel. Yağmurlu bir günde ıslanmamanıza yarayan bir... Şemsiye. Kış aylarında çok soğuk olan bir ülke söyleyin. Pas. Arabaya koyulan yakıtlardan birini söyleyin. Benzin. Tezgah görebileceğiniz bir yer söyleyin. Pas. Kış aylarında çok soğuk olan bir ülke Norveç. Tezgah görebileceğiniz bir yer söyleyin. Kıyafet satan yer, dükkan. Mağaza, mağaza, ben mağaza, mağaza. Ben de olduğunu anlamadım. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? İlk iki sorumu baştan herhalde şey değil mi? Aklın yolu bir kelimeyi aldın gerisini. Biraz öyle oldu. Bakalım 10 bin liraya giden yolda neler yapmışsın Elif? Fıkra karakterlerinden birini söyleyin dedim. Temel dedin. Orada şöyle bir sıkıntı oluyor. Daha ben sorumu tam sormadan sen bir şey soruyorsun. Acaba anlamadım mı diyor, ne diyor diye bir duraksıyorum. Heyecandan. Evet evet ama yok aslında cevap güzel. Bakalım Temel size kaç puan kazandıracak? Yağmurlu bir günde ıslanmamanıza yarayan bir şey söyleyin dedim. Şemsiye dedin. Mantıklı. Şemsiye size kaç puan getirir?
kış aylarında çok soğuk olan bir ülke söyleyin dedim. Norveç dedi. Norveç size kaç puan getirir? Ve en önemlisi o da mı acaba en popülerdir? Tam da sana göre bir soru geldi. Arabaya koyulan yakıtlardan birini söyleyin dedim. Benzin dedin. Benzin sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Tezgah görebileceğiniz bir yer söyleyin dedim. Cevap alamadık, süren yetmedi. Elif, olsun. 120 puanından memnun musun? Çok memnunum ama sonuncuyu da söyleseydim daha memnun olacaktım. Daha da memnun olacaktım. Daha da memnun. Sen yolu yarıladın, bayağı da öteye gittin. Ben yetinmeyi bilmiyorum. Daha da fazla istemiştim. Alkışlarla seni yerine alıyorum Elif. Final için Eda geliyor. Eda, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Elif aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir lütfen. Anlaştık? Tamam. Aklına takılan bir şey var mı? Çok net. Güzel. Fıkra karakterlerinden birini söyleyin. Temel. Değiştir. Pas. Yağmurlu bir günde ıslanmamanıza yarayan bir şey söyleyin. Şemsiye. Değiştir. Yağmurluk. Kış aylarında çok soğuk olan bir ülke söyleyin. Finlandiya. Arabaya koyulan yakıtlardan birini söyleyin. Benzin. Değiştir. Motorin. Tezgah görebileceğiniz bir yer söyleyin. Mutfak. Fıkra karakterlerinden birini söyleyin. Temel. Süren oldu. Temel'de ısrarcısın. Temel, şu anda düşünüyorum. Fadime. Biri var da. Dursun. Yok, gelmedi. Fadime. Bir gün Temel... Fadime olabilir miydi? Fadime, Dursun. Ha? Fadime olabilir miydi? Şimdi göreceğiz onu Eda. Bakalım 10 bin liraya giden o yolda sen neler yapmışsın Eda? Fıkra karakterlerinden birini söyleyin dedim. Maalesef Temel diye ısrar ettiğin için senden buradan cevap alamadık. Zira vaktin yetmedi. Yağmurlu bir günde ıslanmamanıza yarayan bir şey söyleyin dedim. Yağmurluk dedin. Yağmurluk sizi yaklaştırdıysa 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Kış aylarında çok soğuk olan bir ülke söyleyin dedim. Finlandiya dedin. Finlandiya sizi mutlu etmeye ne kadar yaklaştırdı görelim. Daha yüksek bekliyordum. Buranın en popüler cevabı Rusya'ydı. Arabaya koyulan yakıtlardan birini söyleyin dedim. Motorin dedin. Aslında mazot diyecektim.
motorin sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Sorum şöyleydi. Tezgah görebileceğiniz bir yer söyleyin dedim. Mutfak dedin. Mutfak buranın en popüler cevabıydı. Çok sağ ol. Geliyor mu? Geliyor. Mutfak, ihtiyacınız olan, bu akşam 10 bin lirayı kazanabilmeniz için ihtiyacınız olan 31 puanı ya da üstünü getirir mi? Şimdi göreceğiz. Şöyle alayım sizi. Şöyle. Aa, sarılın. Sarılın birbirinize. Sarılın. Şöyle alayım. Oy sizi. Oy kuzular. Ya bir şey söyleyeceğim. Kıyafet satılan yer dedin ya. Pazar deyiversen biraz işimiz kolaylaşacak. Yani 3 puanla gitti değil mi? 3 puan. 3 puanla 10 bin lirayı kaçırdınız. Ya işte böyle ama hayat böyle bir şey. Bak dediniz ki finale de zaten kıl payı geldi. Aslında biz sadece eğlenmeye gelmiştik. Ama bu kadar yaklaşınca evet, da insan istiyor onu değil mi? Aynen. İstiyor. 1000 lira da mı çıkmadı size? Çıktı, çıktı. Çıktı. 1000 lirayı aldım. Aa doğru İpek. İskender gitsiniz hep beraber. Kızlar iyi ki geldiniz. Eğlendiniz mi? Çok eğlendim. Çok eğlendim. Ay çok ne mutlu güzeldi. Bize o zaman. Efendim siz eğlenmek istiyorsanız bekliyorum. Yepyeni bir aileler yarışırdı. Tekrar görüşünceye denk kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.